Yani bir ay, bir buçuk ay içinde bitirir misin? Olay olması istiyor. Bir tek sorunumuz şu anda doğal gaz. Yani, her şey. Yerli malı. Acil olaylarda ilk müdahale merkezi, kontrol merkezi olacak burası. Güzel bir mimarisi var. Ondan sonra da bu ara bölgede otopark olacak. Ondan sonra da mimariler de bir tamamlayacak nasip olursa. Kent müdahalemizi biraz sonra inceleyecek, görecek. Buraya da benzer bir şeyle yolun karşısına, gençlik merkezinin önüne şeyle muhafı meclis müdahalemizden geçirdiğini, mimar değişikliğinin olduğu yer, onun da iki katlı mimarisi oldukça farklı, güzel. Biraz Osmanlı Selçuklu mimari tarzıyla birlikte bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. İstanbul'da belki bir çiçeklerden bahsedecek. Farklı böyle rengarenk oradaki tüm kiracı dostlardan hepsine de teşekkür ediyorum. Ertesi gün kendilerini de ziyaret ettim. Hiçbirinden en küçük bir serzeniş, sitemde duymadık. Ya biz Allah razı olsun bu zamana kadar buraları kullandık. Onlar şöyle bir dedikodu çıkarılmış, onu da söyleyeyim. Başkan burayı bir bütün olarak birine sattı, şimdi de kılıf arıyor gibi bir şey çıkarılmış. Biz burada her dükkanı tek tek satışa nasip olursa çıkaracağız. Ve tabii ki gönlümüz içindekilerin öncelikle almasından yana. Burada bizim talebimiz çerçevesinde Devlet Demiryolları bunun restorasyonunu yapıyor. Ve nasip olursa Bilecik Belediyesi olarak biz burayı uzun süreli kullanmak istiyoruz. Bunlardan birisini Bilecik evi yapacağız. Bu lojmanlardan birisi, bunların ikisini birleştirecek şekilde yaptık. Birisi Bilecik evi olacak, birisini de Bilecik tarihini araştırma merkezi yapmayı düşünüyoruz. Üniversiteyle birlikte ortak kullanalım. Bilecik tarihine ilişkin olarak araştırmalarda odak noktalardan birisi olsun. Tarih araştırmacıların sohbetlerini yapacakları bir mekan olsun. Burası yine önüne güzel bir bahçeyle şehrimiz açısından turizm noktasında kartpostallara girecek fotoğraf karelerinden birisi olacak. Alman mimarisiyle yapılmış. Özel gerçekten arka taraftan mimari estetiği daha güzel gözüken, fotoğrafa daha güzel gelen noktalardan birisi. Bu da son zamanda genel idare, yerel idare işbirliği içerisinde yaptığımız önemli eserlerden birisi. İnşallah biz burayı uzun süreli kiralayarak Bilecik hizmetle sunacağız. Şimdi burada yıllardır istasyon mahallemizin bir sıkıntısı vardı. Çocuklarımız kanalizasyon tehdidiyle alttan geçiyorlardı. Alt geçit olayını çözdük. Çocuklarımız çok rahat bir şekilde alt geçitten geçerek karşıya ulaşacaklar. Buradaki düşüncemiz bir ailenin sabahtan akşama kadar bu bölgede sıkılmadan durabilecekleri mekanları oluşturmak. Gelsin otoparka arabasını çeksin, sabah yürüyüşünü yapsın. Gelecek planlamamızda bu yolu buradan kaldırıyoruz arkadaşlar. Bu yol, burası bisiklet yolu haline gelecek. Esas yolu üst tarafa alacağız. 15 metrelik paralel şekilde gidecek bir yol. Bu dere kenarını insanların rahat kullanımına açacak tarzda düzenliyoruz. Walkart sistemini kurmak bile yani 150-200 bin liralık bir araçlarıyla, şeyleriyle burada. Çünkü bir aracın yakıtı ayrı bir şey, ciddi bir özelliği olan, dıştan bakılınca şey değil, şartlamaya da zaten onları da koyduk, özelliği olan bir şey. Onun için inşallah ben her gittiğimde gençlerim benden istediği ya bir go-kart pisti olsa falan deniliyordu, buraya yaptık. Bir de gençlerin istediği bowling. Şu anda inşallah ona ilişkide bir de bowling salonu da yaparsak gençlik adası diyoruz. Gençlerin daha sık kullanacakları bir alan haline gelir burası. Burada müzikli yemeklerin de
derneği böyle nezih bir ortam olsun. Dışarısıyla, içerisiyle birlikte. İçeride mutfak bölümleri de var. Diğer şeyler de düzenlenmiş. Böyle daha müstakil, doğal yapıp burada kalmış, burada göremez. Küçük yer olduğu için insanlar bazen rahatlamak için şehir dışına çıkmak durumunda kalıyorlar. Onun için mimari tarz içerisinde o da düşünüldü. Arkadaşlar, atık su arıtma tesislerinin olduğu bölgeye geldik. Aynı zamanda belediye mezbahamızın olduğu bölge. Burada hakikaten Bilecik'in belediyesinin çevreci belediye yılını gösteren devasa bir yatırımı gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin önümüzdeki 30 yıl, 40 yıllık süreç içerisindeki bu fosettik atıkların arıtma merkezi burası olacak. Bundan sonra da zaten buraya kadar kapalı devre gelecek. Bundan sonra da dereye temizlenmiş, arıtılmış şekilde verilecek. Sağlıklı bir çevre için biliyorsunuz benim bir sözüm var. Çevreyi hor gören geleceği zor görür diyorum. Onun için bu noktadaki görevimizi de yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşın pek gündeminde yok çünkü bunlar. Neden vatandaşın evinden, kanalizasyondan su gitti mi, atık gittiği zaman sorun teşkil etmiyor ama geleceğimiz için çevre şartları açısından bu tesisleri yapmamız son derece önemli. Biz de öncü belediyelerden birisiyiz bu konuda. Bunların hepsini biliyoruz. Kadar sayılır mı ki? Değil mi? Nereye gidersek İhtişam tesisin büyüklüğü buradan çok daha güzel gözüküyor. Çağırdın da yaşantı işimi geldi zaten. Yaşantıya şefimiz. Sizi de böyle alırsak. Korktum ben ya. Evet arkadaşlar, arıtma tesisimiz tabi devasa büyük bir tesis. Bir yıldır yapmak için uğraşıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar bitiririz. Arka evden dikelim. Bayramda. Vallahi ben de tutmak için. Ben de artistik ediyorum öyle. Beş bin metrekarelik ve alan üzerine kapalı olarak yapıyoruz. Ve etrafındaki daha bu harfiyatlarıyla birlikte ta tepeye kadar çıkacak bir çalışma yapılacak. Buradaki harfiyat çalışması dağın üstüne kadar devam edecek. Etrafları dağıtılacak. İki katlı olacak. Buradaki harfiyatlar yapıldığında binamızla yol aynı seviyede olacak. O bakıldığında tüm şeyleri daha bu tarafta da harfiyat yapılacak değil mi? Yapılacak. Burası toplam otogara tahsis ettiğimiz alan 50 dönümlük bir alan. Kapalı mekan taban alanı 5 dönümlük. Şu üst tarafa da bölge trafik yapılacak. Bölge trafik müdürlüğü de oraya gelecek ve bütünlük oluşturacak. Yine yoldan girdiğimizde bu alanları 300 dönüm olarak belediye olarak biz kamulaştırdık. Ve şu anda baktığımızda yoldan girdiğimizde diğer tarafı da değişik etkinlik alanları olarak, alışveriş merkezi ve benzeri yatırım alanları olarak kullanmayı düşünüyoruz. Yine hal binasını bu bölgede yapmayı düşünüyoruz. Ama tabii ki öncelikle otogarımıza gördüğünüz şekilde hızlı bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki yıl inşallah ilk dilim içerisinde bu otogarı bitirerek hemşerilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Evet. Değerli meclis üyelerimiz, değerli basın mensuplarımız, öncelikle katıldığınız için, teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten kısa bir gezi yaptık. Yaptığımız hizmetlerin hepsini göstermedik ama böyle bir tanıtım noktasında gezi yaptık. Bu yapılan hizmetlerin her birinde hepimizin ortak alın teri var, gayreti var, emeği var. Bilecik olarak hep birlikte bunları gerçekleştiriyoruz. Biz gerçekten mütevazı ölçekli bir şehiriz ama
bir ve beraber olduğumuzda çok güzel şeyleri de yapabileceğimizi biliyoruz. Olduğumuz zaman da bunları da gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu tesisler bittiğinde, güzel bir otogarımız olduğunda, güzel bir kent müzemiz olduğunda, güzel bir kapalı spor salonumuz, efendime söyleyeyim, kapalı yüzme havuzumuz olduğunda, güzel tesisler oluştuğunda Bilecik çok daha güzel olacak. Hep geleceğimiz için, gençlerimiz için, çocuklarımız için, insanımız için bunları gerçekleştiriyoruz. El ele, gönül gönüle daha güzel hizmetleri yapmayı temenni ediyorum. Baştan dedik ya, sloganımız hep birlikte daha iyiye, daha güzele dedik. Yine birlik, beraberlik içerisinde bunları yapacağız.